Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî alleme bil kalem ve allemel insane ma lem ya'lem. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel murselin seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hayrul hadisi kitabullah ve hayrul hediye hedyu Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrul umuri muhtesatuhâ ve kullu muhtesetin bid'a ve kullu bid'atın dalale ve kullu dalaletin finnâr. Allahümme allimnâ mâ yenfe'unâ ve enfa'nâ bimâ allemtenâ ve zidnâ ilmen nâfi'an ve elhaknâ bis-sâlihîn. Amin. Velhamdülillâhi rabbil âlemîn. Değerli dostlar, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Muhammed Ali Sabuni'nin Revaiul Beyan Tefsiru Ayatil Ahkam Minel Kur'an adlı tefsirinden El Muhadaratu Salise Aşara, yani 13. muhadaraya geldik. 13. muhadaranın başlığı, değerli arkadaşlar, gördüğünüz gibi Tahrimul hamri vel meysir, yani içki ve kumarın haram oluşu, bu başlık altında Bakara suresindeki 219 ve 220. ayetlerin tefsirini inşallah yapacağız. Tabi ayetlerin tefsirine geçmeden önce bu iki ayeti okuyup Türkçe mealini vermek istiyorum değerli arkadaşlar. Allah Teala şöyle buyurdu. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyorum. Yes'elûneke anil hamri vel meysir. Sana içki ve kumar hakkında soru soruyorlar. Kul de ki fîhima ismün kebîrun. Evet, bu ikisinde büyük bir günah vardır. Ve menafi'u linnâsi, insanlara faydalar vardır. Ve ismuhuma ekberu min nef'ihima, günahları faydalarından daha büyüktür. Ve yes'elûneke mâzâ yunfigûn, neyi infak edeceklerini, neyi harcayacaklarını sana soruyorlar. Kul de ki el affe, yani ihtiyacınızdan fazlasını infak edin, harcayın. Kezalike yübeyyinullahu lekumul ayati. Allah Teala ayetleri bu şekilde size açıklıyor ki leallekum tettegun, umulur ki leallekum tetefekkerun, umulur ki düşünürsünüz, akledersiniz. Fid dünya vel ahireti ve yes'elûneke anil yetama, dünya ve ahirette sana yetimler hakkında soru soruyorlar. Kul ıslahul lehum hayır. Onlara de ki yetimleri ıslah etmek, onları görüp gözetmek, onların ihtiyacını karşılamak daha hayırlıdır. Ve in tuhalituhum, şayet onlar sizinle birlikte yaşarlarsa fe ihvanukum, onlar sizin kardeşlerinizdir. Vallahu ya'lemul müfside minel muslih. Allah Teala elbette bozgunculuk yapanla bir şeyi düzeltmek isteyeni, ıslah etmek isteyeni elbette çok iyi bilmektedir. Velevşa Allahu le'anetekum. Şayet Allah Teala dileseydi sizi zor durumda bırakırdı, sizi sıkıntıya sokardı. İnallaha azizün hakim. Şüphesiz ki Allah azizdir, yücedir ve her yaptığını hikmetle yapmakta ve hikmet sahibidir. Evet, değerli arkadaşlar, 219 ve 220. ayetlerin Türkçe mealini bu şekilde verdikten sonra bu ayetlerde geçen lafızların tahliline geçiyoruz. Kelimelerin açıklamasına geçiyoruz.
Birinci kelime elhamru. Elhamru kelimesi, elmüskiru, evet, sarhoşluk veren, min asiril inebi ve gayrihi, gerek üzümden gerek diğer şeylerden sıkılan ve sarhoşluk veren içki anlamındadır. Ve hiye me'huzun min hamera şey'e, evet, hamera şey'den alınmıştır. İza seterahu ve gattahu, yani onu örttüğünde bu şekilde hamera şey bir şeyi örttü denilir. Sümmiyet hamran, hamır olarak isimlendirilmiştir. Liennaha, çünkü o içilen içki testurul akle ve tugattihi, aklı örter ve aklı kapatır. Ve minhu kavluhum, nitekim Arapların şu sözü de bu manadadır. Hammertül inae denildiği zaman, ey gattaytuhu, onu örttüm, kapattım anlamında hammertül inae denilir. Kabı örttüm, kapattım. Gale zeccacu, zeccac şöyle demiştir. El hamru fil lugati, evet, hamır Arap dilinde ma setera alel akli, aklı örten şeye denilir. Yugalu şöyle denilmektedir. Dehale fulanun fi himarin nasi, filan kişi fi himarin nasi, insanların örtüsü içine girdi. Ey yani fil kesiri ellezî yestetiru fihim, onların örtündükleri çoğu şeye anlamındadır. Ve himarul mer'eti, kadının örtüsü, gına'uha sümmiye himaran, evet, kadının örtüsüne himar ismi verilmiştir. Li'ennehu yugatti re'seha, çünkü başını örtmektedir. Ve Gale İbnü'l-Enbari dedi ki, sümmiyet hamran, hamır olarak isimlendirilmiştir. Li'enneha tuhamirul akle, çünkü aklı örtmektedir. Ey tuhalituhu, evet, aklı karıştırmaktadır. Yugalu denilir ki, hamerahu da'u idâ haletehu, evet, hastalık onu örttüğü zaman, karıştırdığı zaman böyle denilir. Ve enşe de likesirin, evet, şöyle söylemiştir. Heniyen meriyen gayru da'in muhamirin. Heniyen meriyen, afiyet olsun. Gayru da'in muhamirin, hastalık değil, örten değil şeklinde. El meysuru kelimesine gelince değerli arkadaşlar, el meysuru el gımaru, kumar anlamına geliyor. Minel yusri, yusur kelimesinden alınmıştır. Ve huve suhuletü, kolaylık anlamına gelen yusürden alınmıştır. Li ennehu kesbun min gayri keddin ve la taibin. Evet. Hiçbir zorluk, hiçbir yorulma olmadan olan kazanç olduğu için kolaylık anlamından bu şekilde meysir denilmiştir. Ev minel yesar, yesardan alınmıştır. El gına, zenginlik anlamına gelen. Li ennehu sebebu yesarihi, insanın zenginliğinin sebebidir. Emek sarf etmeden kolay yoldan zengin olmaktadır. Gâlel Esheriyyü, Esheri şöyle demiştir. El meysiru, meysir, el cezurullezî kânû yetegâmerûne aleyhi. Evet, insanların kumar oynadıkları şeye denilir. Sümmiye meyseran, meysir olarak isimlendirilmiştir. Li'ennehu yücezzi'u eczaen, çünkü parça parça bölük bölük etmektedir.
ve küllü şeyin cezzeethu, her parçalayan şeye, fekat yesserethu, onu kolaylaştırdı denilir. Ve fis sıhhahı, sıhhahta şöyle açıklanmıştır. Ve yeseral kavmu el cuzura ida iktesemu adaeha. Evet. Organlarını paylaştıkları, böldükleri zaman yeseral kavmul cezura denilir. Vel yasiru ellezî yeli kısmetel cezuri. Evet. Evet, deve paylaşıldığı, bölündüğü zaman el yasiru, yani deveyi parçalayan, bölen, parça parça bölen kişiye el yasiru denilir. Peki ismün kelimesine gelince değerli arkadaşlar, el ismü kelimesi ezzenbü, günah anlamına geliyor ve cem'uhu asam, isim kelimesinin çoğulu asam şeklinde gelmektedir. Yugalu asimun ve esimun denilir. Vel asamu el mutahammilul isme. Evet, günahı yüklenen kişiye asam denilir. Gale Teala, Allah Teala şöyle buyurmuştur. Fe innehu asimun kalbuhu. Evet. Şüphesiz ki o kalbi günah yüklenen kişidir. Efadehu Ragıp, bunu Ragıp İsfahani ifade etmiştir. Ve tüsemma el hamru bil isim. Evet, hamr isim olarak, günah olarak isimlendirilmiştir. لِأَنَّ شُرْبَهَا, çünkü içkiyi içen, sebebün fil ism, günaha sebep olmaktadır. İçki içildiği zaman günaha sebep olmaktadır. قَالَ الشَّائِرُ, nitekim şair şöyle demiştir. شَرَبْتُ الْاِثْمَ hatta ضَلَّ akli. Evet, içkiyi içtim ve aklım kayboldu. Aklım zail oldu. Kedalikel ismu yuzhibul bil uguli. Evet. Günah da işte, içki de bu şekilde akılları ne yapmaktadır? Gidermektedir. Yok etmektedir. El affu kelimesine gelince değerli arkadaşlar, el fadlu ve ziyadetu alel haceti, İhtiyaçtan fazlası anlamına gelmektedir. Gal el gaffalu, gaffal de şöyle demiştir. El affu sehule ve teyassara, kolay oldu anlamına gelir. Mimma yekunu fasilen anil kifayeti, yani yeterli olan şeyden daha fazla olduğu zaman sehule ve teyassara denilir. Yugalu huzma afa leke, ey ma teyassara. Huzma afaleke manası, ey ma teyessera, kolay geleni, sana kolay geleni al manasında. Vel mana, o zaman ayetin manası şöyle oluyor. İnfigu ma fadule an havaicikum. İhtiyacınızdan fazla olanları infak edin, harcayın. Velem tüchhidu fihi enfusekum, o konuda kendi nefislerinizi sıkıntıya, zora sokmayınız anlamındadır. Anetekum manası, ey evkaakum fil haraç vel meşakka, sizi sıkıntıya, zorluğa soktu anlamındadır. Ve aslul anetin aslı el meşakkatü, meşakkattir, zorluktur, sıkıntıdır. Yugalu e'nete fulanun fulanen, filan filanı sıkıntıya soktu denilir. İza evga'ahu fima la yastati'ul huruce minhu, İçerisinden çıkamayacağı
gücü yetmeyen bir şeye soktuğu zaman böyle denilir. Ve anetil azmu izâ inkesara ba'del cebri. Zorlama sonrasında kemik kırıldığı zaman anetil azmu denilir. Ve ekimmetün unutin izâ kânet şakkaten ke duden. Evet. Ekimmetün unutin izâ kânet şakkaten zor olduğu zaman, sıkıntılı olduğu zaman bu şekilde söylenir. Ve minhu kavlühü teâlâ, nitekim şu ayet-i kerimede de azizun aleyhi ma anittüm. Yani ey şedidün aleyhi ma şakka aleykum. Yani size zor gelen, sizi sıkıntıya sokan şey onu ne yapar? Üzer. Ona şiddetli gelir. Kale Zeccacu şöyle demiştir. Ve mana kavlih teala, şu ayet-i kerimenin manası, velev şa Allahu leanetekum, ey yani levşae, şayet Allah Teala dileseydi, isteseydi, lekellefekum ma yeşteddu aleykum, size şiddetli gelen, ağır gelen şeyleri size teklifte bulunurdu, sizi mükellef kılardı anlamındadır. Azizün hakimün, evet, azizün hakimün manası, azizün ey la yemteni o aleyhi şeyun, Allah'a hiçbir şey zor gelmez. Allah her şeyden yücedir. Hiçbir şey ona ağır ve zor gelmez. Li'ennehu galibun la yugalebu. Evet, Allah Teala her şeye galiptir. Her şeye gücü yetendir. Asla ona galip gelinmez. Hakimün, Allah Teala hakimdir. Ey yetasarrafu fi mülkihi keyfe yeşa'u, mülkünde dilediği gibi tasarruf etme yetkisine sahiptir. İstediği gibi tasarruf eder. Hasebe ma taktadihil hikmetu vel maslahatu. Maslahat ve hikmet neyi gerektiriyorsa Allah Teala o şekilde yapar. Her yaptığı bir hikmete bağlıdır. Evet, böylece ayetlerde geçen kelimelerin, lafızların manasını açıklamış olduk değerli arkadaşlar. Elmanel icmaliyyü ayetlerin toplu manasına geçiyoruz. Evet. Yekulullahu celle senauhu ma manahu, şanı yüce olan Allah şu manada şöyle demektedir. Yes'elüke ashabuke ya Muhammedu. Ey Muhammed, senin ashabın sana soru soruyorlar. Hangi konuda? An hükmi tenavulil hamri. İçkiyi alıp içmenin hükmü hakkında sana soru soruyorlar. Ve an hükmil meysiri el gımari, kumarın hükmü hakkında sana soru soruyorlar. Kullehum, onlara de ki inne fi mugarafetil hamri vel meysiri, içki ve kumarla meşgul olma ve bunları yapmanın ismen kebiran, büyük bir günahı vardır. Ve dararan azimen, büyük bir zararı vardır. Fefihima nef'un maddiyyun da'ilun, çok az maddi bir faydası da mevcuttur. Ve dararuhuma, bu iki şeyin zararı, azamu daha büyüktür ve ekberu daha büyüktür, min nef'ihima faydalarından daha büyüktür. Fe inne diya'el akli, aklın zayi olması, aklın gitmesi, aklın izale olması ve zehabel mali, malın yok olması, gitmesi ve taridel cesedi littelefi fil hamrı, içkiyle insanın bedeninin telef olmaya, yok olmaya maruz kalması ve ma yecurruhul gumaru min harabil buyuti, kumarın
evlerin harap olmasına, evlerin yok olmasına sebep olması ve dimarel usari ailelerin tamamen yok olmasına sebep olması ve saddu an ibadetillahi aynı zamanda Allah'a ibadete engel olması ve taatihi ve Allah'a itaati efendim engellemesi ve hudusil adaveti vel bağdai beynel laibine kumar oynayanlar arasında düşmanlığın ve kinin, öfkenin meydana gelmesine sebep olması. Bütün bunlar kumarın zararlarıdır, içkinin zararlarıdır. Kullu zalike izâ gîse ile nef'il maddi tafehi şayet bunların maddi olan faydalarıyla kıyaslandığı zaman içkinin ve kumarın maddi çok az olan faydalarıyla kıyaslandığı zaman zahara dararul kebirul fadihu fi hateynil mubakateyni el habiseteyni bu pis olan, çirkin olan, insana helak eden bu iki kötü şeyin zararının ne kadar büyük olduğu ortaya çıkar. Ve yes'elûneke mâzâ yunfigûn min envâlihim mallarından neyi infak edeceklerini, harcayacaklarını sana soruyorlar. Ve mâzâ yetrukûne ve neyi harcasınlar ve neyi bıraksınlar? Bu hususta sana soru soruyorlar. Kullehum onlara de ki ey Resulüm enfigu el fadle ve ziyadete enfigu infak edin harcayın el fadle ve ziyadete zayit olanı fazla olanı harcayın infak edin bi kadri ma yeshulu ve yeteyesseru aleykum size kolay gelen kolayınıza gelen miktarda ihtiyacınızdan fazlasını infak edin, harcayın. Mimma yekunu fadilen an hacetikum ihtiyacınızdan artan kısmı Allah yolunda infak edin, harcayın. Ve hacete men teulune aile ve efradınızın ihtiyacından fazla olanları Allah yolunda infak edin, harcayın. Kezalike gadat hikmetullahi Allah'ın hikmeti işte bu şekilde gerekli kılmıştır. En yübeyyine lekum el menafi'a vel medarra zararlı olan şeyleri ve size faydalı olan şeyleri açıklamayı Allah'ın hikmeti bu şekilde gerekli kılmıştır. Ve en yerşudekum ila ma fihi hayrukum ve saadetukum. Evet, sizin mutluluğunuz ve saadetinizin ve hayrınızın olduğu şeylere sizi yönlendirme hususunda Allah-u Teala'nın hikmeti bu şekilde açıklamayı gerekli kılmıştır. Ki böylece li tetefekkeru düşünesiniz fi emri di dünya vel ahira dünya ve ahiret işlerinizi iyi düşünesiniz diye Allah-u Teala bu şekilde açıklamayı hikmeti gereğince uygun bulmuştur. Fetalemu böylece biliniz ki ennel ula faniyetün yani dünya ve dünyalıklar fanidir. Gelip geçicidir, yok olmaya mahkumdur. Ve ennel ahirete bagiyetün ahiret ve ahiretle ilgili şeyler ise Allah yolunda infak etmek, Allah rızası için malı, mülkü, serveti harcamak, insanın sahip olduğu nimetleri ahireti için, ahiretteki o Allah'ın vaatlerine, mükafatlarına nail olmak için sarf etmek ise bakidir. Fetalemu leha, tamelu leha, onun için yani ahiret için amel ediniz. Vel akilu men asera ma yebka ala ma yefna. Akıllı insan öyle bir insandır ki vel akilu akıllı insan men asera
ma yebka ala ma yefna. Baki olanı fani olana tercih edendir. Yani fani olanı bırakıp baki olanı alan ve onunla meşgul olan insandır. Akıllı insan dünya yerine ahiretle meşgul olan, ahireti için hazırlık yapan kişidir. Nitekim Allah Teala başka bir ayeti kerimede "Vebtegi fîmâ âtâkallâhu dâral âhirete ve lâ tense nasîbeke mine dünyâ" buyuruyor. Allah'ın sana vermiş olduğu dünyalık nimetlerle ahiretin için hazırlık yap, onları ahiretin için infak et, sarf et, harca. Ve lâ tense nasîbeke mine dünyâ, dünyadan da nasibini unutma, dünyadan da, dünyalıklardan da meşru ölçüde faydalan buyuruyor. Dolayısıyla işte burada şunu tekrar etmek istiyorum değerli arkadaşlar. Vel akilu, akıllı insan, men asera tercih edendir. Ma yebka ala ma yefna. Evet, fani olacak şeyi bırakıp baki olan, ebedi olan şeyleri tercih eden kişi akıllı insandır. Evet, değerli arkadaşlar, yine devam ediyoruz. Ve yes'elûneke ya Muhammedu an muameletil yetama. Ey Muhammed, yetimlere nasıl muamele edecekleri, onlara nasıl davranacaklarını sana soruyorlar. Eyuhalitûnehum, onları kendi ailelerinin içerisinde mallarını, mülklerini karıştırsınlar mı? Em yahtezelûnehum, yoksa onları, malını, mülkünü ayırsınlar, onları tamamen ailelerinden, kendilerinden ayrı mı tutsunlar? Bu hususta sana soru soruyorlar. Kullehum, onlara de ki gastu ıslahi envalihim, onların mallarını ıslah etmek kastıyla, onların malını efendim korumak ve onların malını çalıştırmak ve çoğaltmak kastıyla hayrun min itizalihim, onların malını çalıştırmak, onların malıyla ilgilenmek elbette onları bir kenara bırakmaktan daha hayırlıdır. Ve in halettumuhum, eğer siz onlarla birlikte yaşarsanız ve onların malını, mülkünü, servetini kendi malınızla karıştırırsanız fehum ihvanukum fiddin, onlar sizin dinde kardeşlerinizdir. Vel ahu, kardeş, yenbagî en yuhibbeli ahihi ma yuhibbul nefsihi. Kardeş, kendi nefsi için sevdiği, istediğini Müslüman kardeşi için de seven, isteyen kişidir. İstemesi gerekir. Vallahu ragibun, Allah Teala mutlaka sizin hareketlerinizi, davranışlarınızı gözetlemektedir. Muttaliun aleykum, ve sizin her halinize muttalidir. Her halinizi görüp gözetmektedir. Görmektedir. Ya'lemul müfside minkum minel muslihi, sizden kimin ifsat ettiği, kötülük düşündüğü, kötülük yaptığını ve kimin ıslah ettiğini ve düzelttiğini, iyi niyetli olduğunu Allah Teala çok iyi bilir. Fela tec'alu muhaletatekum iyyahum zeriaten ila ekli envalihim. Onları kendinize karıştırmanız, birlikte yaşamanızı ve mallarını efendim kendi mallarınıza katmanızı, onların malını yemeye ve bitirmeye, tüketmeye bir sebep kılmayın. Böyle bir şey yapmayın. Velev şâallâhu, şayet Allah Teala dileseydi, murad etseydi, le'evgâakum fil haraci vel meşakkati, Allah Teala sizi meşakkate, sıkıntıya sokardı. Velakinnehu, fakat Allah Teala yessera aleykum, Allah Teala size kolaylık diledi. Ve sehhele dine rahmeten ve re'feten bikum, size olan merhameti ve şefkati ve rahmeti sebebiyle dini kolay kıldı, kolaylaştırdı. Ve huvel azizüllezî lâ yemteni o aleyhi şeyun, Allah Teala o kadar yücedir ki Allah Teala'ya hiçbir şey Allah'ın yapmak istediğine engel olamaz.
Allah Teala mülkünde dilediği gibi tasarruf etme yetkisine sahiptir. El hakimu fima yuşerri li ibadihi minel ahkam. Kulları için dilediği hükümleri de Allah Teala meşru kılar ve dilediği hükmü ne yapar? Vaz eder ve kullarına meşru kılar. Evet değerli arkadaşlar, böylece bugünkü dersimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Evet, inşallah bu kaldığımız yerden itibaren gelecek dersimizde devam ederiz. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi teala el Fatiha.